Efendim tekrar merhabalar. Programımızın ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bugün doçent doktor İsmail Karagöz hocamla birlikteyiz. Merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Muhterem hocam, Çanakkale'den Arif Bey'in bir sorusu vardı. Onu hemen aktarayım. Bir esnafız dedi. Bazen insanlara taksitle mal satıyoruz. 6 taksitle sattığımız mal için ödeme gelmiyor. Biz bu ödeme gelmeyen malın fiyatının üzerine bir miktar eklesek bu caiz midir? Bir de bazen satış yaparken işte 3 ayda öderseniz şu kadar, 6 ayda öderseniz şu kadar diye bir vadeli satış tutarı belirliyoruz. Bu caiz midir dediler. Şimdi ikincisinden başlayalım. Bir malı, ürünü peşin veya vadeli satabilirsiniz. Peşin evet. Sattığınız zaman fiyatı farklı, vadeli sattığınız zaman farklı olabilir. Evet. Ancak satılırken, yani alışveriş akdi yapılırken müşteriyle bayi, satıcı anlaşırken peşin fiyatına veyahut da vadeli fiyatına anlaşmış olması lazım. Yani baştan belirlenmiş olması tabii, lazım. Tabii. Yani ihtilafe sebep olmayacak şekilde fiyatın belirlenmesi lazım. Diyelim ki şu ürünü ben size sordum, kaç lira bu? Siz de dediniz ki nasıl, ödemeniz nasıl olacak? Peşin. 3 lira dediniz. Peki ben bunu eşit taksitlerle 6 ayda ödesem kaç lira dedim? Dediniz ki 4 lira mesela. Şimdi 3 mü versem 4 mü versem? Hadi ben dedi 4 lira alacağım. Efendim ilk taksitini verdim. İşte geriye kalanı da vereceğim şeklinde. Bunun fiyatı 4 lira olur. Bu caizdir yani. Hı hı. Tabii burada vadeli fiyatında da piyasa fiyatının çok üzerinde olmayacak. Yani İslam fıkhında gabn-ı fahiş denilen müşteriyi aşırı aldatma olmayacak. Dolayısıyla peşin satarken fiyatı bir ürünün farklı, vadeli satarken farklı olabilir. Bu dinen caizdir. Önemli olan peşinde veya vadeli de anlaşmaktır. Satılan malın ne olduğunun, niteliklerinin belli olmasıdır. Ödemenin hangi şartlarda, ne zaman yapılacağının belirlenmesi olması gerekir ki daha sonra bir kavga, tartışma olmasın. Şimdi siz bir ürün satın aldınız. Mesela bu beyefendiden ben bir takım elbise aldım. Bir takım elbise aldığım zaman da 150 liraydı bir takım elbise. Hı-hı. Öyle söyleyelim. Anlaştık yani. Ben peşin verecektim. Dedim ki işte üzerimde para yok, pazartesi getiririm dedim. Sonra da pazartesi getirmedim. Aradan bir sene geçti. Sonra geldim dedim ki ya işte Furkan Bey, ben sizden bir takım elbise almıştım. Şu 150 lirayı al dedim. Size dediniz ki beyefendi bu takım elbise bir sene önce 150 liraydı. Şimdi 175 lira oldu. 175 lira vereceksiniz dediniz. Ben de o ya olur mu kardeşim? Ben işte sana 150 lira borçluydum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O takım elbisenin her ne kadar bir sene önce 150 lira üzerinden anlaşmış isek de siz, yani ben dedim, ben size borcumu bir sene ödemediğim için o takım elbisenin fiyatı neyse onu vermem asıldır. Kur'an-ı Kerim'de la tazlimune ve la tuzlamun ayet-i kerimesi var. Yani ne satan müşteriye zulmedecek ne de alan müşteri satıcıya zulmedecek. İkisi de zarar görmeyecek. La darara ve la dirar hadis-i şerif var. Yani İslam'da bir başkasına zarar vermek yoktur. Zarar mukabilinde zarar vermek yoktur. Dolayısıyla bir mal, ürün satın alındığında geri, diyelim ki 6 ay sonra ödemediyse, yani peşin ödeyeceğim dedi de 6 ay sonra ödemek istediği zaman onun fiyatını verecek. Bu bir. İkincisi, ben bu takım elbiseyi sizden alıyorum. Bize soruyu soran kardeşimiz manufatörcüyüm dedi değil mi? Esnafım dedi. Esnaf dedim. Dedim ki manufatörcü. Bu takım elbiseyi aldım. Ben dedim ki efendim kaç lira? 150. Tamam, 150 lira anlaştık. Ben dedim bunu sen bana 6 eşit taksite ver. Veya 10 eşit taksite ver. 15 lira der değil mi? 10 evet, eşit taksite 15 lira der. Ben her birinci 15 lirayı al. Bir daha kaydı 15 lira vereceğim. Anlaştık. Şimdi efendim aradan 6 ay geçince
Dedim ki dövizde iniş inme çıkma oldu. Enflasyonda inme artma çıkma oldu. Kardeşim yani biz 6 ay önce bu taksitte 15'e anlaşmıştık ama artık 16 lira olacak diyemezsiniz. Evet. Çünkü bunu 10 ay süreyle eşit taksitlerle ödemek üzere anlaştınız. Ne yapacaksınız? O zaman 10. ayda da 15 lira alacaksınız. İlk taksitte de ikinci taksitte de 15 lira alacaksınız. Yani burada artış olmaz. Demek ki ya da bunları göz önünde bulundurarak ona göre vadeli satışın miktarını ona göre yapacak. Yani tabii zaten peşini olmadığı için satarken üzerine koyuyor onu. Esnaf koyar koymazsa zaten bütün esnaf koyar bunu. Şimdi bir de şu var, bu mal satmanın dışında mesela garz-ı hasen dediğimiz borç. Mesela ben düğün yapacağım, siz de esnafsınız, paranız var veya zenginsiniz. Ya işte Furkan Bey, benim bir 5000 liraya ihtiyacım var. Dedim size işte harman vakti vereceğim. Veyahut da işte Ramazan'ın başında vereceğim diye bir zaman belirledik. Siz de bana 5000 lira verdiniz. Ben bu 5000 lirayı veriyorum ama 6 ay sonra, 1 sene sonra, 3 ay sonra işte 5500 lira alırım filan derseniz faiz olur. Böyle bir şey demiyorsunuz. Yani harz-ı hasen dediğimiz Allah rızası için borç var. Karşı tarafa borç veriyorsunuz, kredi veriyorsunuz. Efendim bir sene sonra ödeyelim, yani bir sene sonra ödeyeceğiz diyelim. Yani bir sene sonra enflasyon %10 olmuş. Yani enflasyon dediğimiz işte paranın değer kaybı, ürünlerin alım fiyatlarının artması %10. Bunun anlamı nedir? Yani 100 bin lira bir sene sonra 90 bin liraya düşmüş demektir. Yani bir sene önce 100 bin liraya alabildiğiniz bir ürünü %10'luk enflasyon olduğu için bir sene sonra ancak 110 liraya alabilirsiniz demektir. Bunun anlamı. O zaman ne yapacak? Borç alan kişi bu 10 bin lirayı 10 lirayı diyelim 100 iken yani 100 iken 100 bin lira aldık. Geri öderken 10 bin lirayı %10 enflasyon farkı varsa, %5 farkı varsa, %5 enflasyon olursa 5 bin lirayı kendiliğinden verecek. Karşı taraf istemeyecek. İsterse? Yani borç Allah rızası için verilir, isteme olmaz. Evet, teşekkür ederiz. Ama borç alan da vermeli yani. Evet, onu da zarara, o hassasiyeti göstermeli diyoruz. Borç veren kimse zarar görmemesi için ana parasında bir azalma olmaması için vermesi lazım. Evet. Efendim bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Melih Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Melih Bey, hoş geldiniz efendim. Evet, hoş bulduk abi. Buyurun. Ben bir soru soracaktım da sıkıntımla ilgili de. Buyurun. Ya ben biraz, ben bunu aldım 3-4 aydır da. İsteksizim. Aferin her şeyi takıyorum. Ne bileyim her şeyden korkmaya başladım. Hocam bana ne önerebilir? Ben bununla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum ben. Pekala efendim. Yöneltelim inşallah. Biz Rabbimizden ferahlık diliyoruz size. Allah'a emanet olun. Muhtarım hocam biraz bunalmış izleyicimiz. Kafama 3-4 aydır her şeyi takıyorum. Her şeyden korkmaya başladım. Biraz belki psikolojik bir durumdur ama dinen yapılması gerekenler noktasında ne tavsiye edersiniz? Şimdi olabilir. Bu tür kardeşlerimize bir akşam namazından sonra sabah namazından sonra bir de yatıp uyumadan önce muavizat surelerini yani kul huvallahu ehad, kul a'udzu bi rabbil felak, kul a'udzu bi rabbin nas diye başlayan sureleri üçer defa okuyacak. Evet. Akşam namazından sonra. Akşam namazını kılacak, akşam namazının akabinde. Sabah namazını kılacak, sabah namazının akabinde ve yattığı zaman uyumadan önce. Yani evet. Oturup okuyabilir, yattığı yerden de okuyabilir. Bunları okursa Allah'ın izniyle o korkusu da bunaltısı da gider. İnşallah. Bir de mümkünse efendim abdestli gezmeye çalışsın. Abdestli olmaya çalışsın. Her işini yaparken Euzü Besmele çeksin. Diyelim ki elbise giyerken Euzü Billahi Mineşşeytanirracim. Yemek yiyor Euzü Billahi Mineşşeytanirracim. Otomobilini çalıştıracağım Euzü Billahi Mineşşeytanirracim. Yani Euzü çektiği zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınmış olur. Besmele çektiği zaman da Allah'tan yardım istemiş olur. İnşallah o bunaltısı, sıkıntısı, korkusu biiznillahü teala gider. İnşallah kıymetli hocam. Efendim programımızın sonuna geldik. Bizlere değerli mesainizden ayırdığınız, vaktinizden ayırdığınız sorularımıza cevap oldunuz. Cenab-ı Hak sizden razı olsun inşallah. Amin. Teşekkür ederiz.
Aziz dostlar, programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda hep birlikte haftanın son programında icra etmiş olduk. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü Rabbimden bir keder, elem, sıkıntı gelmezse tekrar sizlerin huzurunda olacağız inşallah. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.